Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eticin pastası hazırlayacağım. Eticin pastası çocuklarımızın yüzünü güldürecek. Tabii ki bu da bizi mutlu edecek ve tadını bizler de çok beğeneceğiz. Yalnızca çocuklar değil. Hemen yapımına geçelim. Yumuşacık ve çok güzel kabaran bir kek yapmak istiyorsak, öncelikle malzemelerimizin oda sıcaklığında beklemiş olması gerekiyor. 2 tane yumurtayı karıştırma kabına alıp yumurtanın kokusunun çıkması için üzerine 1 paket vanilin ekliyorum ve mikserle çırpıyorum. Üzerine hemen bir çay bardağı şeker ekleyip köpürünceye dek çırpmaya devam ediyorum. Şekerin erimiş olması gerekiyor. Takriben 5-6 dakika kadar çırpmamız gerekiyor. 1 çay bardağı süt Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekleyelim. Sıvı karışımı mikserle çırptıktan sonra yine bütün keklerde olduğu gibi unumuzu eleyerek ekleyelim. Bir çay bardağı un, üzerine bir paket kabartma tozu ve tekrar bir çay bardağı un ekliyorum. Unu iyice eliyorum. Eledikten sonra mikseri düşük devirde çalıştırıyorum. Sizler de yumuşacık kek yapmak istiyorsanız un miktarını kesinlikle fazla tutmayın. 2 çay bardağı un eklemiştim. Şimdi biraz cıvık ve 1 yemek kaşığı tepeleme un ekliyorum. Unu her zaman için pastalarda kontrollü olarak ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tereyağı ile tart kek kalıbımızı yağlıyoruz. Kek karışımızı tam ortadan başlayarak dökelim. Tam ortadan başlamamız çok önemli. Kekin her tarafının aynı olması gerekiyor. Aynı yükseklikte olması gerekiyor. Kekimizi birkaç kere tezgaha vurup önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Kekimiz pişerken biz de krem şantimizi ayarlayalım. 1 su bardağından 1 parmak eksik soğuk süt ve 1 paket toz şanti alıyorum. Sert bir kıvam alıncaya kadar mikserle çırpıyorum. Evet kıvamı gayet sert oldu. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Tam mevsimindeyken eticin pastam için hazır jöle kullanmak istemedim. Bugün en doğalından çok güzel bir jöle hazırlayacağım. 3 tane portakalı ortadan ikiye kesip ve suyunu sıkalım. Sulu portakal almaya dikkat edin. Çünkü 3 tane portakalla tam 2 su bardağı kadar portakal suyu çıktı. Portakal sıkmak istemezseniz isterseniz hazır portakal suyu veya hazır jöle kullanabilirsiniz. Evet tam 2 su bardağı portakal suyunu sos tencereme alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Portakalın kendi şekeri olduğu için çok şekerli olmasını istemiyorum. 2 yemek kaşığı nişasta. Nişasta tepeleme değil silme olacak. Özellikle göstermek istedim. İyice çırpalım ve ocağımıza alıp sürekli karıştıralım. Koyulaşan jölemize yarım tatlı kaşığı tereyağı ekleyelim. Tereyağı jölemizin daha parlak olmasını sağlayacak. Pişen jöleyi kenara alıp ara ara karıştırarak soğutuyoruz. Bu da kabuk bağlamasını engeller. Evet bakın kekimiz pişti. Yumuşacık, süngerimsi bir kek oldu. Kekimizi servis tabağına ters çevirelim. Soğuduktan sonra ters çevirirsek çok daha rahat çıkar. İyice soğuyan kekimizin hemen en alt katmanına krem şantimizi sürelim. Krem şanti de bu ara dolapta biraz dinlenmişti. Biraz daha sert bir kıvam almıştı. Bir spatula yardımıyla dikkatli bir şekilde kenarlara taşmadan, taşırmadan İyice sürelim. Eticin pastası uzun zamandır yapmayı düşündüğüm ve sürekli ertelediğim tariflerden bir tanesi oldu. Özellikle çocuklar için hazırlamak istedim. Jölemizin kabuk bağlamaması için soğutuncaya kadar sürekli karıştırıyoruz. Bakın muhteşem bir jöle oldu. Spatula yardımıyla jölemizi düzeltelim. Şimdi buzdolabına kaldırıp bir 15-20 dakika kadar bekletiyorum. Eticim pastamız için ağız ve göz hazırlayacağız. Bir kaseyi yarım ay şeklinde çizik atalım ve biraz yukarı çekelim kasemizi. Tekrar çizelim. Gözleri için de krema ucunu kullandım. Mutfaktaki malzemelerimizle birçok şey yapabiliriz aslında bu kısmı da özellikle sizlerle paylaşmak istedim makasla dikkatli bir şekilde kesiyoruz bir de çizerken kurşun kalemle çizmeye dikkat edelim lütfen Evet bunlar da hazır olduğuna göre şimdi süsleyebiliriz bir su bardağı pasta süsü kullanacağım dolapta bekleyen eticinimizin hemen ağzını ve gözlerini koyuyoruz daha sonra dikkatli bir şekilde kakaolu, çikolatalı pasta süsü ile süslüyoruz. Kullanmış olduğum pasta süsünü birçok marketten bulabilirsiniz. Kutu içinde satılıyor. Özellikle kutusunda göstermek istedim. Eticin pastasını hazırlarken bence çocuklarınızdan da yardım alabilirsiniz. Eğlenerek çok kaliteli bir zaman geçirmiş olursunuz. Hemen iki tane de göz koyuyorum. Evet pastamız hazır. Hemen sunumuna geçelim. Gerçek bir eticin gibi oldu. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Görüntüsü gerçekten harika olan pastamızın şimdi e, testine geçiyoruz. Evet lezzet testine geçelim. Bakar mısınız? 3 katlı yumuşacık bir kek. Arasında krem şantısı ve üzerinde muhteşem bir portakal jölesi. Videomu beğendiyseniz beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.